4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. sınav soruları. 1. soru. Peygamberimizin doğduğu dönemde insanlar pek çok yanlış davranış sergiliyorlardı. O yüzden bu döneme ne denildi arkadaşlar? Cahiliye dönemi ismi verilmektedir. 2. soru. Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğe örnektir? Manevi temizlik dış temizlik değil arkadaşlar. Tırnaklarımızı kesmek dış temizliktir, maddi temizliktir, ellerimizi yıkamak dış temizlik, maddi temizliktir, banyo yapmak yine maddi temizliktir ancak kötü söz ve davranışlardan uzak durmak manevi temizliğe örnektir. Cevabımız C şıkkı. 3. soru. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Peygamber Efendimizin doğum yeri ve tarihi verilmiştir? Peygamber Efendimiz 571 yılında Mekke 571 yılında doğmuştur. 4. soru. Kur'an-ı Kerim hakkında aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Doğru. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e gönderilmiştir. Doğru. Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine cüz denir. Cüz 20 sayfalık bölümlerden arkadaşlar bu yanlış. 5. soru. Allah'ın peygamberimize ilk emri nedir arkadaşlar? İlk emri İkra yani oku ayetleriyle başlamıştır. 6. soru. Hazreti Muhammed'e vahiy getiren melek, vahiy meleği arkadaşlar Cebrail'dir. Cevabımız A şıkkı. 7. soru. Niyet ettikten sonra 3 kere ellerimi yıkadım. Evet, abdest almayı anlatıyor arkadaşlar. Ellerimi yıkamaya başladım. Ağzımı ve burnumu 3 kere su verip güzelce yıkadım. Elini yıkadı, ağzını yıkadı, burnunu yıkadı. Daha sonra bakın kollarını yıkamaya geçmiş. Burada kolları yıkamadan önce arkadaşlar yüzümüzü yıkamak var. Burada unutmuş. Yüzünü yıkamayı unuttuğu için cevabımız B şıkkı. 8. Hazreti Muhammed'in doğduğu toplum ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Halkın çoğunluğu putlara tapıyordu. Doğru. Köle pazarları, kurları ve insanlar eşya gibi satılıyordu. Doğru. Adalet ve hoşgörü yaygın değildi. İnsan arasında içki, kumar, faldır gibi kötü alışkanlıklar vardı. Doğru cevabımız C şıkkı. 9. Hanzade eve geldiğinde annesi ütü yapıyordu. Betül annesine hangi dini cümleyi söyler? Evet, burada isimlerde bir yanlışlık olmuş arkadaşlar. İkisi farklı isimler verilmiş. Burada ütü yapan annesine ne der arkadaşlar? Allah kolaylık versin, Allah sağlık versin, Allah rahmet eylesin, Allah ne muradın varsa. Cevabımız B şıkkı. Allah kolaylık versin. Çalışan bir kişiye böyle denir. 10. soru. Boşluk doldurma. Yukarıdaki boş bırakan yere hangisi getirilmedir? İslam dininde temizlik için nokta nokta kavramı kullanılır. Nokta nokta kavramı bedenin, elbisenin, çevrenin temiz olmasını, abdest almayı ve manevi temizliği karşılar, kapsar. Evet, İslam dininde temizlik taharet kelimesinden gelmektedir. Cevabımız B şıkkı. 11. Yüce Allah insanları kendisine iman etmeleri için gönderdiği seçilmiş elçileri kabul edip onlara inanmaya ne ad verilir? Evet, seçilmiş elçiler dedikçe arkadaşlar peygambere iman. 12. soru. Peygamberimize söylenen Muhammed-i Ümin ne anlama gelmektedir arkadaşlar? Güvenilir Muhammed. Alt taraftan doğru yanlışlara bakalım. Kur'an-ı Kerim'de toplam 114 sure yer almaktadır. Doğru. Kur'an-ı Kerim'in surelerini oluşturan cümlelere dua denir. Yanlış. İsteklerimizi Allah'a iletmek için dilek tutarız. Dilek tutmak değil arkadaşlar. Biz dua ederiz. Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Doğru. Dişleri temizlemek manevi temizlik. Manevi temizlik değil, maddi temizliktir. Yanlış. Eşleştirme sorularına bakalım. Hazreti Hatice peygamberimizin ilk eşi 5 numara. Amine annesi 1 numara. Ebu Talip amcası 4 numara. Abdullah babası 2 numara. Abdülmuttalip dedesi 3 numara. Yan taraftan eşleştirelim. Hira mağarası ilk vahyin geldiği yer 10 numara. 632 vefat yılı 9 numara. 571 doğum yılı
7 numara. Mekke, doğum yeri. Halime, süt annesi. 8 numara. Evet, aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazalım. 610 yılında, evet aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun ifadeleri yazınız. 610 yılında ilk vahiy Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında gelmiştir. Buraya Hira mağarası yazalım. Müslüman olabilmenin ilk şartı kelime-i şehadettir. Hazreti Peygamber'in Medine'de inşa ettiği Mescid-i Nebi, Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara muhacir, Mekke'de Hazreti İbrahim'in yolundan giderek putlara tapmayan insanlara hanif denirdi. 15. Aşağıda abdest alma ilgili resimleri abdest sırasındaki gibi numaralandırırız. Evet. İlk niyetle başlıyoruz. Niyet ettim. Allah razı olsun abdestimi almaya. 1 numara. Niyetten sonra arkadaşlar ellerimizi yıkıyoruz. Ellerimizi yıkamak 2 numara. Ağzımızı yıkıyoruz 3 numara. Burnumuzu yıkamak 4 numara. Yüzümüzü yıkamak 5 numara. Önce sağ kolumuzu yıkamak 6 numara. Sonra sol kolumuzu yıkamak 7 numara. Daha sonra başımızı meshetmek 7 numara. Kulaklarımız 8 numara. Boynumuz 9 numara. Ve son olarak ayaklarımızı yıkayarak abdestimizi tamamlıyoruz. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.